Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Reef mainnetini anlatacağım. Reef'te nasıl stake yapılır, nasıl para yatırılır. Bunun için karşımızda bir cüzdan gerekiyor. Clever cüzdanı, Tron cüzdanı olarak geçiyor ama hani bunun ağ üzerinde birçok ağ var. PEP 20 var. Reef şu an mainnet'i bu cüzdan üzerinde yapabiliyoruz. Bunun gibi birçok özellik var arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? İlk olarak Binance'a giriyoruz. Para çekim yaparken Reef'ten en az 1000 adet alıyoruz. Bu zaten hemen hemen herkesin bildiği bir husus. Daha sonra Reef main o 1000 adet aldığımızda minimum 1000 adet olması gerekiyor. Daha sonra şuraya bir tıklıyoruz arkadaşlar. Ben buraya şu an ekledim. Normalde sizde ekli olmaması lazım. Reef yazdığımda şu alttaki PEP 20'yi ekledim. Ortadaki PEP 20'yi ekledim. Alttaki Reef olan o mainnet oluyor arkadaşlar. Bu Reef önceden bir tokendi. Hem BSC ağında vardı hem de Ethereum ağında vardı. Şu an kendi mainnetini yayınladı. Bir coin haline geldi. Burada da stake yapmamız gerekiyor. Neden stake yapmamız gerekiyor isteyenler için? Stake yapmak isteyen arkadaşlar için çekiyor. Aynı zamanda da bu tarz olaylarda ilk stake yapanlara daha sonra ilerleyen zamanlarda airdrop veriliyor. Mesela Stellarport diye bir proje daha önce üye olmuştum. İşte cüzdanı indirmiştim ancak daha sonra para yatırmamıştım. Cüzdanı kurmuştum. Daha sonra bugün gördüm ki bu cüzdan sitesi Stellarport. Orada bir tane işlem yapana, 1 Ocak'tan önce bir işlem yapana şu an 750 dolarlık bir coin verdi. Yarın çekim olacak. Sanırım scam değil. Öyle bir olaydan bahsediliyor. Gerçekten güzel bir para kazanan zamanlarda mainnetini yayınladığı için güzel bir para bırakabilir. Bu sebeple de bu projeyi değerlendirmek mantıklı gözüküyor arkadaşlar. Şimdi Reef'e girdiğimizde şöyle burada karşımıza iki tane şey çıkıyor. Bunu buradan açıyoruz. ERC20'yi açmayın. ERC20'ye de para göndermeyin. Yüksek fee ücreti ödersiniz. Daha sonra buraya geldiğimizde Reef yazıyoruz arkadaşlar. Burada PEP20'yi seçiyoruz. Şurada bir adresimiz var. Bakın diyor Binance Smart Chain adresi diyor. Bir daha gösterme diyorum. Ben bunu biliyorum. Hesabınızda bunu yaparken de en az 0.01 BNB olması lazım arkadaşlar. Bunu da yaparsanız bu işlemleri yapabilirsiniz. Biliyorsunuz BSC ağında BNB ile işlem yapıyoruz ödemelerimizi. Bu fee ücretleri bu şekilde ödeniyor. Şimdi resave dediğimizde almaktan bahsettiğimizde karşımıza böyle bir şey çıkıyor. QR kodlu bir de kopyalıyoruz. Şu adresi. Şu adresi kopyaladıktan sonra Binance'da ya da nereden para göndereceksek buraya gönderiyoruz arkadaşlar. Daha sonra ise buraya bir de BSC, Binance Smart Chain dediğimiz mesela PEP 20 yazıyor ya. Bir de buradan BNB göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Umarım yani diğer hesaplarınızda Truth Wallet'te, MetaMask'ta varsa işte 2-3 dolarlık gönderirseniz yani 5 dolarlık da olur kafanıza göre, bütçenize göre buradaki işlemleri yapabilirsiniz. Buradan da çıkıyoruz. Buraya da mutlaka BNB gönderin bu adrese. Şöyle baktığımız üzere 0.23 diye başlıyor. Büyük ihtimalle o da öyle başlayacaktı. Bir bakalım tekrar. Evet, aynı başlar zaten genel olarak. Bu iki adres, bunu kopyaladıktan sonra şey yapıyoruz. Hesabımıza coin geliyor arkadaşlar. Daha sonra şurada swap işlemi var arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Daha sonra burada Reef PEP 20 var. Daha sonra da buradan yine Reef'i seçiyoruz. Mainnet'e taşıyoruz coinlerimizi. Yani chain ya multi chain bridge yapıyoruz anlayacağınız. Köprü yapıyoruz. Bir ağdan başka bir ağa taşıyoruz burada. En az diyor ki burada 840 Reef gerekiyor. Büyük ihtimalle orada yine bir ücreti falan olabilir. Burada işlemlerimizi hallettikten sonra %100 diyoruz. Tabii ki mutlaka hesabınızda BNB olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da şöyle şuraya geldiğimizde Reef'ten 1000 adet olacak arkadaşlar. Ne kadar aldıysanız ama en az 1000 adet olması gerekiyor. Sonra bonding'e basıyoruz. Burada ne kadar stake etmemizi gerektiğini anlatıyor. Burada seçmek sizin seçiminiz. %100 diyorsunuz. Kaç adet varsa next diyorsunuz. Bir saniye, anlatmadığım bir şey varsa burayı da halletmek isterim. Bir saniye.
Bu şekilde steak yaparak dondurabiliyoruz. Daha sonra ise ek olarak şurada bir yazı buldum. Şunu da bir çevirirsem sizlere tam bilgi verebilirim. Bağlamak istediğiniz Reef Mane'in jetonun miktarını seçin. Yani hesabından steak öresini seçin. Hesabı steak artı jetonun yüzünü seçmeniz şiddetle tavsiye edilir. Ya increase steak diyelim arkadaşlar. Bu şey steak arttırma olaya giriyormuş bir olaya. Şiddetle tavsiye edilmiş en kazançlısı buymuş. Bundan bahsediliyor. Bu şekilde bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra submit next dediğimizden sonra submit transaction diyoruz. İşlemler onaylanıyor. Bittikten sonra Reef tokenlerimiz yapılıyor arkadaşlar. Buradan stake kalıyor. Daha sonra nominate varmış burada. Nominate'de de onaylandıktan sonra burada işlemlerimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.